Yaşama Sanatı Garden World Cyprus katkılarıyla yayınlanmaktadır. Efendim, Yaşama Sanatı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Denktaş'ın çok değerli oğlu Serdar Denktaş bizlerle birlikte. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok çok iyi, hoş bulduk. Bugün çok mutluyuz. Şu anlamda mutluyuz. Değerli babanızın, şöyle bir şey düşünüyorum ben. Anılarını kendi ağzından dinlemek, evet, güzeldi. Ama bir de belki yukarılarda bir yerlerde bizi görüyordur. Evladından onunla ilgili sözler duyacağız. Yani siyasetin dışında nasıl bir babaydı, bunları öğrenmiş olacağız. Bu da tarihe arşivlenmiş olacak aslında. Onu rahmetle anıyoruz. Nurlar içerisinde uyusun. Ölüm yıldönümü haftaya. Ama ne kadar güzel ki çok değerli evlatlar yetiştirmiş. Buraya girdiğinizde, Berete'ye girdiğinizde o kadar güzel herkes size seslendi. Hani insanların bir merhaba demesi var, bir de aa demesi var. Orada da sizi ne kadar çok sevdiklerini aslında anlamış olduk. Sağ olsun. Bu konuda gururluyuz bizler de. Siz neler söyleyeceksiniz? Aslında şöyle bir şey düşünüyorum. Çok değerli bir liderin çocuğusunuz. Hani insanlar bazen bir acı yaşarlar, özlem duyarlar. Annesine ya da babasına olan bir özlemi vardır. Bazen o özlemi bastırmaya çalışırlar. Ama siz o özlemi bastıramazsınız. Çünkü bugün nereye giderseniz gidin, oranın havasında, toprağında, suyunda, çiçeğinde babanızın izleri var mutlaka. Hani o özlem sürekli sizin gözünüzün önünde. Aslında bu da çok da büyük de bir acı. Bir yandan hem çok büyük bir acı, hem de bir yandan çok büyük bir mutluluk, şu anlamda mutluluk, sizinle birlikte. Her yerde sizinle birlikte. Bu cumhuriyeti kuran kişi. O konuda bilmiyorum sizin düşüncelerinizi. Ne diyeyim ki yani, herhalde tek özleyen de ben değilim. Ya, ailesi değil. İşte bütün bizler. Ülke özlüyor. Hele yaşananlara baktığımızda, onun dönemiyle bir kıyaslama yapıldığında, herkes eminim ah da buralarda olsaydı demektedir. O özlemdir işte. Evet. Bu anlamda gurur veriyor, onur duyuyoruz vesaire, ama kişiliği de çok, çok güzeldi. Da özlüyoruz. Çok evet. Da özlüyoruz. Evet. Fotoğrafı olan böyle sevdası, insanları olan o güler yüzü ve bir söz verdim, o sözün arkasında durması. Ben mesela şöyle bir anımı hatırlıyorum. Bir gün böyle yine bir basın toplantısı yapılmıştı. Daha o zamanlar 17 yaşındayım. Fotoğraf, hanım kızım dedi, gel dedi sizin de resminizi falan çekeyim. Ben de şey dedim, işte çekecek ama bir köşeye atacak herhalde fotoğrafı. Nerede çalışıyorsunuz siz dedi. Ben dedim Berete'de yeni başlamıştım o zamanlar. Ondan sonra bir baktım Berete'ye fotoğraflarım gelmiş. Ay çok mutlu oldum. Ay dedim, yani bir ülkenin cumhurbaşkanı ne kadar titizlikle. Yani mesela bir arkadaşım vardı, şey demişti bana. Eylem demişti, paramız yoktu, gelini kalacak. Bir gün dedi mektup yazdım dedi. Merhum Denktaş'a şey dedi, gelinlik istediğimi söyledim, dile getirdim. Ve bir baktım dedi, bana gelinlik gönderdi dedi. Hani onu ben mesela hiç unutamamıştım. Yani halkın da sorunlarıyla aslında ilgileniyor. Bu çok öyle, önemli. Öyle. Kibir zaten yok. Lider olmak öyle bir şey. Yani sadece sana değil, köyde gidip çektiği her resmi mutlaka o köye gönderir. Resimdeki kişiyi bulun, teslim edin. Fotoğraflarımız da ekranda bu arada. Evet. Aile fotoğrafları. Kapısı her zaman açık. O yoğunluk içerisinde görebildiği herkesi gören, fırsat bulduğunda sokağa çıkıp kirlilikleri çekip, çöpleri çekip belediye başkanlarına gönderen, bir hafta sonra tekrar gidip yapmış mı bir şey belediye başkanı, yapmamış mı, onu da kontrol eden
bir yapısı vardı. Yani memleketi severdi, insanını severdi, doğayı severdi, hayvanları çok seven bir yapısı vardı, bir kişiliği vardı. Çok doğru. Bütün hayatı işte Kıbrıs sorunuyla geçti. Evet. Onun dışında da pek uğraşı olmadı. Şimdi evlatları içerisinde sizle abiniz siyasetle ilgilendiniz, değil mi? Eğer ki babanız da siyasetin içinde olmasaydı, bir lider olmasaydı, yine kendinizi burada görür müydünüz? Siyasette mi? Siyasetin içinde yok, görür müydünüz? Yok, zaten o siyasetteyken de görmezdim gençliğimde ama kadere öyle getirdi ve siyasetin içinde buldum kendimi. Bunun da bir ağırlığı olabiliyor mu hayatınızda? Mesela ben bazen diyorum ki Atatürk'ün bir evladı olmuş olsaydı, hani manevi değil de... Acaba ona çok, hani insanlar bir belli bir misyon yüklemeye çalışırlar. Hani onun gibi olsun, o da lider olsun, o da. Ya halbuki aslında herkesin ne bileyim yaratılışı çok farklıdır. Mesela müzikle de ilgileniyorsunuz, o yönünüze de değineceğiz. Ne bileyim, farklı kulvarlarda da belki olmak isterdiniz değil mi bugün? Yani siyasette olmak istemediğim kesin gençken. Hiç aklımda olan düşündüğüm bir şey değildi ama kader öyle getirdi. Babam istedi mi hiç siyasete girmemi, aktif siyasette rol almamı hiç istemedi. Hatta kendisine gidip açtığımda ben karar verdim, aday oluyorum dediğimde şöyle bir baktı, üst dudağını şişirirdi bir şeye, canı sıkıldı mı. Nereden çıktı şimdi bu dedi. Dedim vallahi işte öyle geldi. Oğlum dedi, abin beni gördü, siyasete girdi. Sen hem abini gördün hem beni gördün, gene siyaset diyorsan beni hayal kırıklığına uğrattın. Niçin dedim? Ben seni evlatlarımın içinde en akıllısı zannederdim. Öyle miydi? Zor iş. Bu sefer bozuldum tabii. Nasıl yani? İşte izah ettim. Kolay iş değil. Evet. Bana saldırmak isteyen sana saldıracak. Sana saldırmak isteyen bana saldıracak. Bu böyle... ömür boyu gidecek, ömür boyu çekeceksin. Hani bu zorluğa, bu bedele hazır mısın demek istedi, evet, galiba. Evet, aynen öyle. Ama şöyle bir karakteri vardı. Yani biz bir karar verdiğimizde çocukları olarak asla engel olmazdı. Bu siyaset için de öyleydi. Günlük başka hayatımızdaki başka kararlar için de. Sadece ne olacağını söylerdi. Kendi tecrübesine dayanarak. Ama karar size aitti. Nitekim öyle oldu. Söylediklerinin hepsi gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Evet. Ama neticede benim kararımdı. Pişman mısınız hiç? Yok, yani pişman olacak bir şey yok. Hani doktor mu olsaydınız o anlamda, işte ya da ne bileyim... Yok yok, ticaretteydim zaten. Müziğin içinde mi olsaydınız, ticaretin içinde mi olsaydınız? Pişman olacak bir şey yok. 32 yıl elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Gücümüz yettiğince. Çünkü çok büyük bir... Onun için bir pişmanlık duymuyorum. Hani yani. Sorumluluk açıkçası. Çok büyük bir sorumluluk aslında. Öyle, öyle ama yani... Bundan dolayı. Doğuştan itibaren zaten o sorumluluğun içinde büyüdüğünüz için çok garipsemiyorsunuz ve erken adapte oluyorsunuz. Program başlamadan önce size şunu sormuştum, demiştim. Ne kadar güzel bize anılarınızı anlatacaksınız demiştim. Ve şu cevabı aldım. Öyle işte, o kadar çok yoğun bir çalışmanın içerisinde olduğu için çok da fazla göremiyordunuz değil mi aslında? Öyle yani. Bir çocuk olarak aslında bunun da bir bedellerini siz de ödemiş oldunuz. Bence o da ödemiş oldu. Yani önce bütün ülkeye mi, yoksa hani özel olarak kendi evlatların mı? O da var yani. Yok. Yani davanın dışında çok bizlerle ilgilenemedi. Öyle bir zamanı olmadı, öyle bir imkanı olmadı. Bunun üzüntüsünü hep hissettiğini gördük yıllar içerisinde ama bambaşka bir dönemdi o dönem. Sizin çocuklarınız diğerlerinin çocuklarından farklı değildi, olamazdı. Evet. Tam aksine herkesin çocuğuna bir gelecek kurabilirseniz zaten sizin çocuklarınız da onun içinde olacak düşüncesi hep hakimdi. Abim, annem bize hem abilik, babalık, annelik, babalık yaptı.
Kendisi de her zaman başımız sıkıştığında gidip fırsatını yakalayıp içeriye girdiğimiz, odasına girdiğimiz, derdimizi anlattığımız ve mutlaka bir çözümle çıktığımız bir limandı. Ne güzel. Evden. Öyle büyüdük. Peki bugün mesela İsrail ve işte Filistin'de yaşanan olaylara baktığınız zaman kendi babanızın bu cumhuriyeti kurduğunda şey diyor musunuz? Aslında ne kadar önemli bir şey yapmış. İnsanın bir vatanının, bir cumhuriyetinin olması. Şimdi rahat uyuyabilmek, evet, nefes alabilmek. Bir devlete sahip olmamız son derece önemli. O güne gelinceye kadar geçtiğimiz yol, bugün İsrail ve Filistin arasında yaşananların bir kısmını, bugünkü olaylar değil, geçmişteki olaylar, bir kısmını anımsatır elbette bize. Ama o oralardan geçip 74 harekatının, ki bu yıl 50. yılı, hı hı, Barış Harekatı'nın, ondan sonra oluşturulan düzen, 1968'lerden itibaren bize verilen gelecek, kurulmak istenen gelecek ve neticede kurulan devlet elbette geleceğimiz için çok önemli bir teminat. Savaş istiyor muyuz artık? Hayır, istemeyiz. Savaşa gerek olacak bir ortam var mı Kıbrıs'ta? Hayır, yok ve onun güvencesi de adadaki askerin varlığı. Evet. O varlık burada devam ettiği müddetçe bir savaş yaşamayız diye düşünürüm. Hı hı. Bir çözümsüzlüğün içinde miyiz? Evet, bir karşımızda muhatap olarak kabul ettiğimiz ama bizi muhatap kabul etmeyenler bir çözüm istemiyor. Bunun sıkıntısını yaşıyor muyuz? Evet. Ama dönüp İsrail ile Filistin'e baktığımda, Türkiye'nin verdiği desteği Filistin'e gördüğümde, buradan hala daha bakıp o acıyı geçmişte yaşayanlar, yaşananlara üzülürken dönüp bazen düşünüyorum, ya tamam da Filistin'in bize en yakın olması gereken ülkelerden biri olmasına rağmen, toplumdan birisi olmasına rağmen kiminle temas koruyor? Rum'la. Kiminle yakın ilişkileri var? Rum'la. Kıbrıs'ı Türkler için bugüne kadar tek bir sözleri oldu mu? İslam Konferansı'nın daimi üyesi olarak? Hayır. Oradaki insanlık dramına üzülebiliyorum ancak. O çocukların yaşadıklarına üzülebiliyorum. Ama onun dışında siyaseten baktığımda siyasi görüş anlamında bir şeyi yok. Bize bir yakınlığı, bir faydası olmuş bir devlet değil. Ve geçmişteki halimize bu durumda insan şükretmiş oluyor şu elbette, anki baktığımda. Yani benzeri olayları yaşamaktaydık. 6 aylık bebekten 90 yaşındaki ihtiyarımıza kadar canlı canlı gömülmüş, öldürülmüş insanlarımız var. Yaşadık onları. O nedenle insanlık açısından o drama üzülmek bir taraftan devam ediyor ama siyasi gerçek de bu. Evet. Şimdi birazcık böyle daha böyle sevimli anılara dönelim. Sevimli anı bulabilirsek. Çok fazla bulabilirsek bir zorlayalım en azından. Bize de bir hatıra kalsın dedim ya. Bir arkadaşım vardı. İşte babasını hiç görmemişti. 3 yaşında kaybetmişti. İşte bu geçmişteki siyasi şeylerde, o yıllarda, 80'li yıllarda. Ve bana şey demişti, acaba dedi nasıldı falan böyle. Çok üzülüyordu, çok ağlıyordu. Ben annemin mezarına gittiğimde şey demişti, en azından hani mezarına gidip suladığın, dua edebildiğin bir annen var. Ben bunu bilmiyorum, hani hatırladığım bir annem var. 9 yaşına kadar onunla işte büyüdün, anılar biriktirdin falan. Öyle bir kalbimde bir acı oldu ki, tamam dedim, fotoğrafını görmene gerek yok babanın dedim. Eve gittiğin zaman ben sana fotoğrafını göstereceğim dedim. Nasıl yani dedi. Hani o şeyin şoku altında. Sonra aynaya bak dedim. Göz bebeklerine bak, ellerine bak, burnuna bak dedim. İşte sana benzeyen bir şey de dedim sonuç itibariyle. Şimdi baktığımda, size baktığımda, Ender ablaya falan baktığımda, diğerlerine baktığımda gerçekten de hani o hani genleri alıyorsunuz ya bazen, yüz, benzerlik falan. Mesela kardeşler içerisinde çok merak ediyorum. En çok yaramaz hala hangisiydi?
Yani en haylaz herhalde abimdi. Evet. Ama en fazla azara işten kimdi derseniz siz bendim. Çünkü ortanca çocuğum. İkizler benden küçük, abim benden büyük. Hı-hı. Ona kızan bende mamurlardı. Küçüklere kızan bende mamurlardı. Haylaz mıydım? Değildim aslında. Yani yavaş bir çocuktum aslında. Hı-hı. Büyüdükçe biraz daha haylazlaşmaya başlamışımdır tahminen ama artık büyümüşüm diye pek umurumda olmadı ailenin. Peki yurt dışında okudunuz. İlk matbaa değil mi? Evet. Matbaacılık. Bu kendi seçtiğiniz bir bölüm müydü? Tabii. Bundaki sebep neydi mesela? Ben ortaokul sondan itibaren abimin matbaa kurma dönemi başlar. Ve, o dönemlerde gazetesi çok önemliydi değil mi? Tabii matbaa. Gazetesi var. Gazetenin baskı aşamasında gidiyorum, yardımcı oluyorum. Oradaki abilerim artık işte Zafer abi, Oktay abi falan. Bunlar dönemin çok iyi matbaacıları. Bana öğretiyorlar, mesleği öğretiyorlar. Bu da çok önemli. Öyle bir ana geldi ki artık gazeteyi tek başıma Intertype'ından tutup sayfa düzenine, baskısına kadar kendim tek başıma yapabilecek bir bilgiye sahip olmuştum. Çok güzel. Anı dediniz, bak o geldi aklıma. Bir gece ben ortaokuldan itibaren başladım dedim ya, matbaada bir sedirin üstünde yatır, sabah okula giderdim oradan. Hı hı. Üçte biter, bazen beşte biter baskı işleri. En iyi ihtimalle saat 2'de sonlanır. Bir de çok zor, zahmetli. Yok değildi, çok keyifliydi benim açımdan. Sedirin üstünde yatırdım işte 3-4 saat neyse, oradan okula giderdim. Eve gittiğim yok. Kimsenin beni aradığını düşünmüyorum. Bir gece erken bitirdik baskıyı. Bir arkadaşımla beraber evine gittik. İçkiliyiz de, içtik orada. Dedim ki nasıl olsa bizimkiler beni matbaada diye bilir. Yatayım şurada. Yattık. Meğer annemin o gece beni arayacağı tutmuş. Babam Allah. Burada yok. Serdar nerede? Serdar yok, Serdar kayıp. Abimi alarma soktu. Hı hı. Allah rahmet eylesin ikisine de. Nurlar için doysun. Polise askere haber verildi. Bütün plajlarda beni arıyorlar. Ben evde uyuyorum arkadaşın evinde. Sabah saat böyle 5-6 civarı herhalde. Kapı böyle kırılarak içeriye bir zmandut gibi bir polis girdi. Allah rahmet eylesin Ali Beşir, o dönemin polis komutanı. Nedir be sizin yaptığınız dedi. Kalktık şimdi, ne olduğunu şaşırdık bir zaten. Bir de Kıbrıs'ta sizi arıyoruz. Evet. Kalk yukarı çabuk dedi, kalktım. Sağ eli sarılıydı bir şeyden dolayı. Bir tokat vuracağım sana, şimdi görürsün sen Anya'yı Konya'yı dedim ona. Baktım sağ eliyle ne olacak vuracağı tokattan. Sağ eli sarıldı çünkü. Hakikaten bir tokat vurdu bana sol eliyle. Diğer eliyle. Aldı götürdü eve. Dedim, ne oldu? Abim heyecanlanmış çok. Çünkü sorumluluk onda, onun matbaasındayım. Doğru. O hemen saldırdı üstüme. Dedim, ya arkadaşlar işte sinemaya gittik, oradan da gittik evinde yattık. Ne kadar çok sevildiğinizi anladınız. Sevilme başka bir konuda. 3 gün hapsedildim eve. Babam geldi 3. gün. Hı hı. Yurt dışında bir yerdeydi. Gittim anlattım ona. Dedim, böyle böyle durum. Oğlum dedi, niye haber vermedin eve? Dedim zaten ben her gece matbaada yatırım. Evet. Eve haber falan da verdiğim yok. O zaman telefon falan herkese hiçbir şey yok. Eve falan haber verdiğim yok. Zaten oradayım diye düşündüm. Haklısın dedi bana. Zaten seninle hiç ilgilenmiyoruz. Diye bir espri yaptı. O dönem ama benim matbaacılığa heves etmemi sağladı. Nihayet matbaacılık gittim okudum. Niye? O dönemde çünkü bir makinemiz bozulduğunda güneyden izinli olarak birilerini getirmek zorundaydık. Bütün matbaalar için geçerli bu. Bir vidaydı sıkacağı neticede ama 8 saat
o vidayı bulmak için uğraş verirdi. Saati 5 Kıbrıs lirası. Evet. Dedim ki tamam ya, bu işte para var. Ben bunu meslek edinirsem iyi bir gelecek sağlarım kendime. Bir de çok yoktu önemli çünkü, aslında. Yoktu çünkü Türk tarafından. Gittim öğrendim ama benim dönüşüme herhalde bir hafta kala abim borçları nedeniyle matbaayı satmak zorunda kaldı ve o iş öyle ama gitti. Şu anda hafızanız da var yani. Siz bir matbaaya atsak siz her şeyle yok, o artık eski aradan, sistemde olsa... Aradan 50 sene geçti. 50 sene de geçse yani o dönemki şeyler, cihazlar falan olmuş olsa değil mi? Hepsini yani yine aşağı 50 sene bilirsiniz. 50 sene az bir zaman değil. O zaman böyle değil. Bir mesela bir gazete aldığınızda her zaman aklınıza geliyordur değil mi o yıllar? Tabii o mürekkep kokusunu duymak bana o günleri hemen anımsatıyor. Çünkü insanların hayatlarında kokular hiçbir zaman unutulmazmış. Evet. Bazı insanlar... Gerçi artık mürekkep kalmadı. Gazete şeyden, telefondan okuyoruz gazeteleri. O da doğru ya, o nostalji gitmiş oldu. Sonra ekonomi okudunuz değil mi? Sonra ekonomiye geçtim. Ekonomiye geçtiniz. Sonra Kıbrıs Kültür Derneği'ni... Kuzey Kıbrıs Kültür Derneği'ni kurdunuz. Abimin vefatından sonra. Hı hı. Derneği niçin kurmuşsunuz? Aslında kültür de çok önemli. Yani abime bir söz vermiştim yolunda devam edeceğim diye ama... Siyasetin hiç içinde olmadan oralara dalmak kolay değildi. Hı hı. Dolayısıyla derneği kurdum. Bir yıl kadar falan hep yalnızdım. Sonra müessese maçlarını düzenlemeye başladım dernekte. Oğlum 3-4 yaşında. Oğlumla beraber yaz sıcağının içinde Yusuf Kaptan sahasında sahayı çiziyoruz. O da küçücük elleriyle böyle bana yardım ediyor. Bir arkadaşımız yine rahmetlenmiş, bir arkadaşımız Hasan Zilci gördü beni. Gördüm seni dedi, oğlundan beraber sahaya çizerdin. Geldim bundan sonra beraberiz, yardımcı olacağım derken çoğaldık. Hı hı. Ve Kültür Derneği bir dönem ülkenin en güçlü gençlik örgütü haline geldi. Çok güzel. Bu esnada Genç İş Adamları Derneği'nin kuruluşunu yaptık. Atay Rahmet Aşit arkadaşımla birlikte. O kurucu başkandı, ben ilk başkanım oldum. Siyasete girmeden önce sivil toplum örgütleriyle bayağı çalıştım. Aslında bu çok önemli çalıştı. Değil mi? Siyasetin içine girmeden. Öyle. Mutlaka yani kişilerin... insan pişiyor, ısınıyor. Halkla diyaloğunuzu çoğaltıyor. En keyifle ve mutlu olarak yaşadığım dönemdir herhalde. O sivil toplum örgütleriyle uğraştığım dönem. Oraya verdiğim emek. Çünkü karşılığını alıyordunuz. Evet. İnsanların o teşekkürü, sevgisi. 57 genç okuttuk. Raif Denktaş Eğitim Vakfı'nı da kurmuştuk. Vakıf başkanıydım. Kültür Derneği, Genç Adamları Derneği ve vakıf. Üçlü bir organizasyonda 57 genci ilkokuldan başlayarak üniversiteyi bitirinceye kadar okumalarına katkıda bulunduk. Bu çok önemli. Kimdirler, nedirler diye sorduğunuzda ben hatırlamam örneğin ama aniden biriyle karşılaşırım yolda. Abi işte vakıf sayesinde, Kültür Derneği sayesinde tanışmıştık, okumuştum. Şimdi doktorum, şimdi avukatım, şimdi mühendisim diyen gençleri gördükçe de insan mutlu oluyor tabii. Değil mi? İnsanlık adına onların da bir şeyler yapması. Peki şeyi merak ediyorum. Bakanlık yaptığınız süre içerisinde, bu siyasetin içerisindeyken en çok hangisi sizi daha böyle ne bileyim sanki böyle bir hobiymiş gibi daha çok hoşunuza giden bir görevdi? Hangisinde kendinizi böyle çok buldunuz? Daha güzel geçti. Benim aslında alanım ya da ne bileyim. Yok yani zaten baktığınızda aslında ekonomi, turizm, gençlik, spor. Bunların mesela içinde hangisi biraz daha size? Gençlik, spor. Hep bugün rahmet isteyen arkadaşları anıyorum. Levent'le, Levent'in müsteşarım olduğu dönemde yaptığım bir görevdi. Ali Rıza Altaylar, Kemal Deveciler, Tözün Tunalılar. Çok güzel bir ekip oluşturmuştuk ve hakikaten bu ülkede bugün çim sahalar varsa o ekip sayesindedir. Bugün işte araba sporları, motor sporları gelişmişse o ekip dönemindedir.
Turizm Bakanlığı bildiğim bir işti. Dolayısıyla bir organize turizm bölgelerinin oluşmasını Yalçın Veyit'le Allah Yeni Versin ortaya çıkarttığımız bir şey. Maliye Bakanlığı tabii en sorumlu olduğum bakanlıklardan biri. En üst derecede sorumlu olduğum. Ama oradaki ekiple de Ahmet Avuççu, Cengiz Çoli, Özdemir Kalkanlı bu ekiple birlikte maliyede de çok güzel işler başardık. Yani taksitlerle ödenen bir maaş döneminden artı bütçeye geçen bir dönem yaşadık orada. Hiç dış yardım almaksızın. En onur duyduğum da herhalde odur. Ama her bakanlık dönemi benim için bir görev dönemiydi, bir hobi olarak bakmadım. Bir görevdi. Sabahtan akşama o görevin gereğini yerine getirmeye çalıştım. O nedenle partilim bana çok kızmıştır. İşte bakan oldun, bizi görmen. Çünkü o bakanlığın getirdiği bir sorumluluk vardı. Onu bitirmem gerekirdi öncelik. Partilimi, vatandaşı da hafta sonları görmekteydim. 17 yıl toplam bakanlığım var. 18 yıl. Hepsinde de gereken özveriyi gösterdim diye düşünüyorum. Bir tek bir tık olan Gençlik ve Spor Bakanlığı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ekip olduğu açısından çok birbirimizi anlayan bir şeydi. Yani Allah rahmet eylesin Levent'in gözünün içine baktığımda onun ne söylemek istediğini, benim ne istediğimi çok iyi anlar ve ona göre hareket ederdi. Güzel bir ekipti o. Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Biraz müziğe değinelim. Çok dikkatimi çekti. Ailede anne babanın dışında başka yani hani köklere baktığınızda anne tarafına ya da baba tarafında müzisyen var mıydı? Ender ablanın sesi çok güzel. Siz de müziğin içindesiniz. Rahmetli abiniz de müziğin içerisindeydi. O da hatta Ölüm Allah'ın Emri, Ayrılık Olmasaydı şarkısını bir sürü şarkıyı. O mu o yazmıştı? Tabii. Yani ben o şarkıyı ilk dinlediğimde yani dedim nasıl güzel bir söz, ne kadar güzel bir. Hani bu nereden kaynaklanıyor? Genetik yani baba olarak tarafından bir yerden geliyor o belli. Çünkü amcamın oğlu var Amerika'da yaşayan. Onun long play'i de var. Amerika'da çıkarttığı Gorilla Groove diye bir long play'i de var. Belli ki o taraftan gelen bir kabiliyet meselesi. Hani bu kadar kardeşlerin yani işte Ender Alba'dan tut siz aynı şekilde rahmetli abiniz yani bu kadar büyük hani kardeşlerden genelde bir tanesi olur da hepsinin müziğe olan bize yansıması yatkınlığı şeyden abiden geçen bir şey. Evet. Şimdi ben küçükken ortaokul falan dönemi abimi izlerdim. Arkadaşlarıyla işte köylere gider 74 öncesi Baf köylerine, Larnaka köylerine, Limasol Türk köylerine gider. Maniler toplayıp eve gelip çalışma yaparlardı. O manilerin düzenlemesi vesaire. Raif durmadan bir beste yapar. Onları izleyerek büyüdüm. Yine aklıma geldim. İlk benim müzeye ilk başlamam solist olaraktır. Solist. Bir grup kurduk. Evet. Solistlik yapıyorum. Raif görmüş geçerken Kovalı Park'ta çalıyoruz. Ne oldu dedi, grup mu kurdunuz? Dedim evet. Ne çalan dedi bana. Bir şey çalmam, solistim. Asla olmaz öyle şey dedi. Getirdi eve bas gitarını verdi. Bunu öğreneceksin dedim. Nasıl öğreneceğim? Kendisi oturdu. Hiç unutmam. Köprüden geçemedimin basını çaldı bana. Çok güzel. Bir haftada öğreneceksin bunu dedi. Çıktı gitti. Bir gösteriş yani nasıl öğreneceksin ki? Bir hafta sonra geldi. Dedim denedim ama olmuyor. Senden müzisyen olmaz vazgeç bu işten dedi bana. Tamam. Sonra işte Bülent'le Erhan'la bir araya geldik. Ben kendi başıma öğrendim gitarı bir ders almadan. Onun için de hala daha yanlış basarım gitarın parmak şeylerin notalarını ama onlarla çalışa bir dönem ülkede en iyi bas gitaristlerden biri olarak kabul edildim. Şimdi de artık işte o yıllardan kalan yine eski arkadaşlarla buluşup keyfimize, kendi zevkimize göre çalmaya, söylemeye devam ediyoruz. Ama benim ve Ender'in etkilenmesi Raif'ten
Abinizden kaynaklanıyor. Ama gerçekten de çok büyük bir başarı. Ender ablanın sesi de çok güzel. Ben sizin sesinizi çok fazla duymadım ama yani hani Ender ablanın daha çok duydum. Daha çok sizin yani enstrüman çalmanızı. Çalıp ikinci, üçüncü ses yapıyorum daha fazladan. Her zaman böyle müzik... Ender'in beste yapma yeteneği de Raif'ten bir şekilde geçiyor. Çünkü o bir marş yaz bize falan dediğimde hemen bir iki günün içinde yazıp sözleriyle, müziğiyle getirebiliyor. Ona da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ya aslında Ender ablayı da çok çıkarmak istiyordum ama bana hep böyle şey diyor, ay ben heyecanlanırım falan. Hani radyo kısmı daha şey ona cazip geliyor ama şey televizyon kısmı biraz bazen insanları heyecanlandırıyor. O bana hep bunu söylerdi. Ama benim şey çok hoşuma gidiyor. Yani yıllar öncesinde yine anlatmıştı. Songuç Kürşat şeyi söylemişti. Bir konseriniz olmuştu zannedersen. o konserde kim gelememişti? Evet. Yeşilırmak'ta bir etkinlikte çalıyoruz. Arkadaşlarımızdan biri hastalandı. Gelemedi. O dönem dediğim gibi yine ulaşım çok zor. Telefon yok, bir şey yok. Biz de Songuç'u aldık yanımızda. Beraber gittik oraya. Muhtar dedi ki eksiksiniz, nasıl olacak bu iş? Dedim nasıl eksik? Hani dedi bir gitar orada boş durur. Yok yok dedim, geliyor arkadaş. Songucu geçtik, koyduk bas gitara. Ben geçtim ritme. Bu gerçekten şeyi de güzel. Sırmasını da çıkarttık. Çalıyor gitarı. Gibi yapacak. Çalıyor gibi. Yapacak. Sen dedim çalıyormuş gibi yap. Merak etme. Ona da vur dedik, öldürdü. Uzun saçları vardı o zaman. Böyle başını sallaya sallaya götürür getirir ellerini falan. Neyse bitti gece. Ertesi gece gene gittik. Bu sefer Songuç da yok. Bitirdik programı. Gittim muhtardan, paramızı alacağız, gelelim. Para mara yok size dedim. Niçin? En güzel çalanınızı dedi getirmedim. Bu gerçekten çok hoşuma gitmişti. Hangisidir en güzel çalan? Ya dedi, dün akşam orada otururdu dedi. Uzun saçlı olan. Yeğiyordu o gitarı sanki dedi. Dedim ben ya... Gitar çalmazdı o. Çalarmış gibi yapardı. Yapıyor. Ver bize paramızı, Allah'ını seversen geldik bu kadar yolu. Yeşilırmak, ta Yeşilırmak. Çok neyse, güzel bir anı olmuş. Neyse hakikaten ödedi adamcağız bizi. Bindik Loferion'un içine, eski köy otobüsü. Gece saat 10.30 falandı çıktığımızda yola. Sabah 8.30-9'da gelebildik Lefkoşa'ya. Yolda otobüs bozuldu vesaire. Ve benim de Erhan arkadaşımın da o gün sınavı var. Koşarak gittik okula. Ben yetiştim, sınava girdim. Arkadaş bir sene daha okumak zorunda kaldı. Sınava giremediği için. Sizi her gördüğünde artık değil mi? Bunu hatırlatıyordur. Ama hayatta her şeyin bir tatlı bir anı olarak kalıyor. Hala daha beraberiz. Yani beraber çalıp söylüyoruz arkadaşımla. Ama bu anınızı zaman zaman söylüyorsunuzdur herhalde. Songuç Bey'le karşılaştığınızda tabii değil daha mi? Daha geçen akşam konuşurduk. Aynısında değil mi? Bizi izliyorsa da ona da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Anınızı bir kez daha hatırlatmış olduk. Peki derslerde en çok böyle çok başarılı olduğunuz ya ilkokul, ortaokul, lise mi, üniversite miydi? Bir de en çok örnek aldığınız öğretmeniniz kimdi? Çünkü çocukluğumuzda bir idolümüz vardır eğitimde. Allah rahmet eylesin. Hasan Nevzat diye bir hocamız vardı. Bize o dönem İngiliz Koleji'nde İngiliz tarihi ve Kıbrıs Türk tarihi dersi verirdi. Muhteşem bir hoca. Tarih öğretmeni olmasına rağmen bize haftada bir, iki dersimiz vardı. Haftada bir Kıbrıs coğrafyasını öğretirdi. Bir aile oğluyla birlikte milletvekilliği yapma şansı buldum. O da rahmetlindi. İkisine de rahmet dileyelim. Evet. Onun o öğretme aşkı, o görevine bağlılığı bana her zaman örnek olmuştur. Çok hocalarım var. Hayatta olanlara Allah iyilik versin. Birçoğu rahmetlendi. Her zaman saygı duydum hocalarıma. Hı hı. Şimdi bile gördüğümde ellerini öperim. Ceket giyiyorsam ceketimi iliklerim ama genelde ceketsizim. Onun için saygıyla. O saygıyı gözlerden anlıyorlardır, değil mi onlar? Öyle.
Müthiş öğretmenlerdi. Yani keşke onların o öğretme aşkı halen devam edebilsem. Çok farklı bir kuşaktı o dönemler değil mi? Hangi ders en başarılıydım diye sorduğunuzda yine kolejden bir anı. Türkçe edebiyatım 8'di. İngilizce edebiyatım 10 üstünden 10. Aa çok güzel. Neden bilmem. İngiliz bir öğretmenimiz vardı o dönem. O da şaşırırdı nasıl böyle olur diye ama yüksek aldığım tek ders oydu. Bizde ortalamayla geçme vardı sınıfı. Ben 5.1 ile geçtiğimde kendimi başarılı görürdüm. Gördünüz. Hiç öyle aman aman ders çalışayım bilmem diye bir ineklik şeyim yoktu. Hırs yoktu. Yeter ki edebiyat geçeyim. Edebiyat sınıfındaydım. Çok şamata bir dönem geçirdik. Lise döneminde özellikle 74'ten hemen sonra son sınıfa giriyoruz artık. Dolayısıyla çok disiplinin olmadığı ama sorumluluklarınızın kendinizin evet, farkında. Önemli bir dönemdi. Lise sonunda müzik nedeniyle şeye geçtim. Lefkoşa Türk Lisesi'ne. Şimdi yılda iki kez kolejliler de beni çağırır yıl sonu etkinliklerine. Aa, çok güzel. Liseliler de Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri de çağırır. Hı-hı. Ben de her ikisinden de mezun olmuşum gibi her ikisine de giderim. Çünkü birinde 5 senem geçmiş, birinde son yılım müzikle beraber geçirdiğim yılım çok var. Güzel. Dolayısıyla ikisi de kendi okulumdur. Evet. Peki çocuklarınızda yine bir müzik yatkınlığı var mı? Var ya. Onlar var ya. Da. Oğlum zaten aşmış durumda. Yani o etraftaysa ben gitar çalmam, dokunmam bile gitara. Çünkü çok müthiş ilerletti kendi kendini. Boynuz kulağı geçti. O da hiç ders almadan. Demek ki sesi yetenek. Çok güçlü ve mükemmel. Kızlarım yine aynı şekilde. Yani var o yetenek geçiyor. Zannederim torunların hepsinde veya büyük bir çoğunluğunda var bu yetenek. Evet evet ama işte şey de güzel, o bestenin olması da güzel, Ender ablanın olsun, evet. Rahmetli abinizin olsun. Son yine kurucu cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmak istiyorum ben. Şey de çok önemli bana göre. Mesela onun hukukçu olması bence bir kişinin, bir siyasetçinin, bir liderin ya uluslararası hukuku bildiğin zaman, çok daha bana göre hani sanki özellikle böyle doğa onu seçmiş gibi, hayat onu seçmiş gibi bakıyorsunuz hukuku yani, bilmesi, yabancı dile hakim olması, duyarlı olması. Bunlar da çok önemli değil mi aslında? Önemli tabii. Dedem, babamın babası hakimdi. Hı hı. Polis çavuşluğundan hakimliğe kadar yükselmiş. At üzerinde bir köyden bir köye giderken kendi kendine İngilizce öğrenmiş. Rumcası zaten vardı. Bir hakim Raif Efendi. Onun tavsiyesi üzerine babam hukuku tercih etti ve hukuk okudu. Yaşadığı olaylar, içinde bulunduğu ortam, hukuk bilgisi, babasından duydukları, öğrendikleri, Diresi Şehirli Mehmet'in kendisine tavsiyeleri vesaire. O bambaşka bir ortamda bir lider olarak ve yabancı tabii ki kendi yeteneği, Rumcayı bilmesi, kendi yeteneği de bilmesi. Çıkarttı onu ortaya. Hı hı. İngiltere'de okuması, İngilizcesinin son derece iyi bir duruma, Rumcası çok çok iyiydi. Çünkü şimdi torunların içerisinde bir yargıcımız, bir de avukat, iki de avukatımız var. O mesleği dedeleri örnek aldılar. Evet, devam ettiriyorlar. Evet. Yavaş yavaş veda edeceğiz. Çok keyifli bir sohbetti. Bilmediğimiz anıları da öğrenmiş olduk. Ben her dikkat zaman dikkat ettiysen babamla ilgili anı anlatamadım. Evet, evet. Her geldiğimde gülümseten beni abimle ilgili bir anı oldu çünkü. Evet. Onunla daha fazla ilişki içerisindeydik. Babanın o dava uğraşı nedeniyle. Ama hepimize bir bilgi birikimi bıraktı. Hı hı.
gelecekle ilgili nasıl bir düşünce içerisinde olmamız gerektiğini, hangi zorluklar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini, kim tutmamamız gerektiğini. Çok değerli kitaplar da bıraktı. 56-57 tane kitap basılmış. Bir o kadar da basılmamış var. Zaman içerisinde onları da yayınlayacağız. İnsanı sevmeyi, doğayı sevmeyi, hayvanı sevmeyi. Kimden öğrendiniz derseniz babadandır. Evet. Görerek değil veya işte onun öğretisiyle değil, izleyerek. Hı hı. Ve onun yaptıklarının bir nedeni olduğunu anlayarak büyüdük hep. Öyle bir aile içinde büyüdük. Şimdi bana derler işte, can sen de sen babanın tırnağı bile olamazsın. Ve cevabım şudur. Evet, olamam ve kimse olamaz. Evet. Çünkü o yaşadığı ortam, büyüdüğü ev, yaşadığı olaylar onu denktaş yaptı. Hı hı. Hiçbirimiz onun tırnağı olamayız. Biyolojik oğlusun diye küçümsemeye çalışanlar var. Hı hı. İyi ki biyolojik oğluymuşum, gurur duyuyorum. Evet. Biyolojik oğlu olmakla. Çünkü o genlerden geçen bir şeyler mutlaka oluyor. O kalp değil mi? O işte kim ne geçti dediniz? Size genlerinden derseniz sabretmek. Sabırlı olmak. Sabırlı olmak. Hı hı. Ben hayatımda onun kadar sabırlı birini hiç görmedim. Şimdi bana der arkadaşlar, adam çatlatırsın bu sabrınla diye. Dedim siz daha adam çatlatanını görmediniz. Bir babam var. Onun genlerinden de bana bu geçti. Geçe geçe. Hayatta en imrendiğim şey sabırlı olmak. Ben de gerçekten. Peki son bir veda sözcüğünü sormak istiyorum. Hani programımızın ismi Yaşama Sanatı. Gerçi babanızdan öğrendiklerinizi dile getirdiniz. Ve şimdi kişisel soru olarak yaşamdan ne öğrendiniz bu hayatta sizce? Siz ne demek istersiniz? Kendinize saygı duyarsanız herkesten saygı görürsünüz. Hı hı. Kendinize saygıyı yitirdiğiniz an, kendinizi sevgiyi yitirdiğiniz an ne sevgiyle ne saygıyla ilişkiniz, alakanız kalmaz ve kimseden de böyle bir şey bekleyemezsiniz. Hı hı. Bana yaşamın öğrettiği bu. Acı çekmek, Allah kimseye vermesin ama zor bir şeydir. O acıyı kendi içinizde yaşayıp dışa hissettirmeden kendi hayatınızı devam ettirmek de son derece önemli bir öğretidir. Hı hı. Bu da yine izleyerek babamdan öğrendiğim bir şeydir. Kolay mıdır? Hayır, değil. Ama kendinizi sevin, acıyı içinize gömün, dışa göstermeyin. Çünkü sizin o dışa hissettirdiğiniz acınızdan beslenmek isteyen çok insan çıkacaktır karşınıza. Hı hı. Onlara bu fırsatı vermeyin. Çok teşekkür ediyoruz ve onu saygıyla, minnetle bir kez daha almış oluyoruz. Sevgiyle. Onu hatırladıkça bence ben şunu da söylüyorum. Evet, ölüm var ama yüzümüzdeki o gülücükler, o gülüşü. Hani yabancıların, Çinlilerin bazı şeyleri vardır ya böyle ki herkes biz işte siyah giyiyoruz ama beyaz. Yani ben de ne bileyim insanların böyle o kalpleriyle, o güzel sözleriyle şimdi bunları dile getirdiniz ya. Dediniz ya işte saygı, önce kendine olan saygı, o sabretme. Çok teşekkür ediyoruz. Bize ben bugün çok önemli mesajlar verdiniz. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda hiçbir zaman eksik olmasın efendim. Sevgi ekin topraklarınıza. Hoşçakalın. Yaşama Sanatı, Garden World Cyprus katkılarıyla yayınlanmıştır.